Arkadaşlar merhaba. Bugünkü dersimizde kimyasal tepkimelerde hızı işleyeceğiz. Hızın tanımını yapacağız. Hızın çeşitlerini göreceğiz. Kimyasal bir tepkimenin gerçekleşebilmesi için gerekli olan şartların neler olduğunu öğreneceğiz. Hadi başlayalım. Bir tepkimenin gerçekleşebilmesi için tepkimeye giren kimyasal türlerin birbirleriyle çarpışması gerekiyor. Kimyasal türlerin çarpışmasını ve tepkimenin hızını açıklayan bu teoriye çarpışma teorisi diyoruz. Çarpışma olmadan tepkimede ürün oluşması mümkün değildir. Bu teoriye göre bir kimyasal tepkimenin hızı, tepkimeye giren kimyasal türlerin çarpışma sayısıyla orantılıdır. Yani çarpışma sayısı fazla ise tepkime hızı da ne olacaktır? Fazla olacaktır. Ve bir çarpışmanın tepkime ile sonuçlanabilmesi için o çarpışmanın etkin çarpışma olması gerekiyor. Etkin çarpışma olabilmesi için de birkaç koşul vardır. Bunlardan ilki, moleküller veya atomlar uygun yön ve uygun geometride çarpışmalıdırlar. Ve çarpışan moleküllerinde belirli, daha doğrusu yeterli bir kinetik enerjiye sahip olmaları gerekiyor. Şöyle söyleyelim. Bu kinetik enerjiyi ise EA ile gösterdiğimiz aktifleşme enerjisi ya da bir diğer adıyla eşik enerjisi deriz. Eşik enerjisi ya da aktifleşme enerjisi. Evet, bu EA yani eşik enerjisi, aktifleşme enerjisi dediğimiz değer tepkimeye giren maddelerin türüne ve katalizöre bağlıdır ve daima sıfırdan büyük bir değerdir. Ve bu aktifleşme enerjisi unutmayalım lütfen bir kinetik enerji değeridir. Evet, sıfırdan da her zaman büyüktür. Ve EA'sı büyük olan tepkimelerde EA'sı küçük olan tepkimelere göre daha yavaş gerçekleşir diyebiliriz. Yani çarpışan moleküllerin eşiği aşabilmeleri için ne kadar çok enerjiye ihtiyacı varsa tepkime o kadar yavaş gerçekleşiyordur deriz. Evet, yeterli kinetik enerjiye sahip maddeler çarpıştıklarında atomlar arasındaki bağlar yeniden düzenlenir. Yani girenlerin arasındaki bağlar kopar ve girenler birbirleriyle, hani iki giren varsa diye düşünelim, iki girenin arasındaki bağlar kopacak ve yeni bağlar oluşacak. Yani bağlar yeniden düzenlenecek. Bu yeniden düzenlenme esnasında yüksek enerjili kararsız bir ara ürün oluşur gençler. Bir daha söyleyelim. Yüksek enerjili, kararsız yapılı bir ara ürün oluşur. Ve biz bu ara ürüne aktifleşmiş kompleks diyoruz. Evet, aktifleşmiş kompleks ürün oluşturabilir veya tekrar eski haline, yani girenlere dönüşebilir. Yani aktifleşmiş kompleksin tamamı ürüne dönüşecek diye bir şartımız yok. Buraya lütfen not alalım. Tamamı ürüne dönüşmeyebilir. Dönüşemeye. Burası önemli. Evet, o zaman şimdi bir çarpışmanın tepkimeyle sonlanması için, sonuçlanabilmesi için şartlarımızı tekrar bir şöyle toplayacak olursak neler lazım bize? Uygun geometri ve doğrultu, yani aynı düzlemde çarpışmaları lazım. Yeterli kinetik enerjiye sahip olmaları lazım çarpışan maddelerin, moleküllerin ve bunların çarpışması sonucunda bir aktifleşmiş kompleksin oluşması gerekiyor. Şimdi bunu şekil olarak inceleyecek olursak, bakın A molekülü ile B molekülü çarpıştığında aradaki bağların zayıflamasıyla yeni bir kompleks oluşur. İki molekül birbirine bağlanacaktır ama zayıf şu an bağları. Ve bu bağlardan işte
bu oluşan kompleksin hepsi değil ama bir kısmı ne olacaktır? AB şeklinde ürüne dönüşecektir. Şekilli sorular böyle karşımıza çıkabilir. Evet, yine moleküllerin şekilleriyle beraber burada yine göstermeye çalıştım sizlerle. Şuradaki ara da oluşan yani girenlerin ürüne dönüşmeden önceki yüksek enerjili hallerine biz ne diyoruz? Aktifleşmiş kompleks diyoruz. Şimdi A ile B'den 2AB oluşmuş. Bu yöndeki tepkimeye ileri tepkime deriz. 2AB'den de tekrar AB moleküllerinin oluşmasını geri tepkime deriz. Her iki yönde ilerleyen tepkime de aktifleşmiş kompleksin üstünden yürüyecektir. Evet, aktifleşmiş kompleksi ileri ve geri tepkimelerde de var diye tanımladıysak o zaman şimdi yeni bir tanım geliyor karşımıza. Tepkimeye girenlerin aktifleşmiş kompleks oluşturmaları için sahip olmaları gereken en düşük enerjiye ileri tepkimenin aktifleşme enerjisi denir ve EAİ ile gösterilir. Aynı şekilde ürünlerin aktifleşmiş kompleks oluşturmaları için sahip olmaları gereken en düşük enerjiye ise geri tepkimenin aktifleşme enerjisi denir ve EAG ile gösterilir. Bunu tepkime koordinatı potansiyel enerji grafiğinde gösterecek olursak. Evet, burası kimi gösteriyordu? Girenlerin potansiyel enerjilerini gösteriyordu. Burası ise ürünlerin potansiyel enerjisini gösteriyordu. Girenlerden ürüne dönüşmeden önce bizim bir kararsız yüksek enerjili ara ürünümüz vardı. Tam olarak orası aktifleşmiş komplekstir. Aktifleşmiş kompleks yüksek enerjili, yüksek potansiyel enerjili kime göre? Girenlere ve ürünlere göre. Evet, şimdi biz EA ileriyle EA geriyi gösterecek olursak çocuklar, girenler ile aktifleşmiş kompleksin arasındaki enerji farkı bize EA ileriyi verecektir. Ürünler ile aktifleşmiş kompleksin arasındaki enerji farkı ise bize EA, pardon, geriyi verecektir. Şimdi bu bir tepkime koordinatı potansiyel enerji grafiği olduğuna göre ben delta H bulabilir miyim? Evet. Delta H'ın tanımını hatırlarsak ürünlerin potansiyel enerjisi eksi girenlerin potansiyel enerjisiydi. Delta H'ı aynı şekilde aktifleşme enerjilerinden de bulabiliyorduk. EA ileri eksi EA geri. Evet, bu nasıl bir tepkime arkadaşlar? Endotermik mi, egzotermik mi? Delta H sıfırdan büyük müdür, küçük müdür? Evet, EA ilerinin sayısal değeri, EA gerinin sayısal değerinden daha büyük dikkatinizi çekersek, o zaman bu nasıl bir tepkimedir? Endotermik bir tepkimedir. Şimdi EA ileri, EA geri ve delta H'ın arasındaki ilişkiyi inceleyen bir soru örneği çözelim hep beraber. Evet, gaz fazında tepkimemiz verilmiş. Bu tepkimenin geri aktifleşme enerjisi, yani neyi biliyoruz? EA geriyi biliyoruz. 36 kilokalori bölü mol. Evet, tepkimenin nesini soruyor arkadaşlar? EA ilerisini soruyor. Evet, tanımımız vardı bizim. Delta H eşittir. EA ileri eksi EA geri. Aşağıda da her bir madde için oluşum entalpilerini vermiş. Aynı şekilde delta H, ürünlerin oluşum entalpileri eksi girenlerin oluşum entalpilerinden de hesaplanabiliyordu. O zaman bu iki denklemi birleştireceğim. Önce delta H'ı bulalım. Ürün eksi girenden. Ürünlerde NO2 gazı var. 2 tane. NO2'nin oluşum entalpisini gördüğünüz üzere 8. 2 çarpı 8, 16. Eksi. Girenlere baktığımda oksijeni gördüm. Oksijenin oluşum entalpisi nedir arkadaşlar? Sıfır. Çünkü o bir element. Elementlerin standart oluşum entalpileri standart şartlar altında sıfırdır. Ve şimdi 2 NO var. NO'nun oluşum entalpisi ise 22. 2 NO yani 44. Evet, buradan delta H'ımız ne çıktı? Eksi 28 çıktı. Aynı şekilde delta H tekrar yazalım, elimiz alışsın. EA ileri eksi EA geri. Delta H'ın eksi 28 olduğunu bulduk. EA ilerimizi soruyor.
EA gerinin de 36 olduğunu bulduk. Buradan x'in değerini bulabilirsiniz gençler. Evet, şimdi tepkime hızının ne olduğunu tanımlayalım. Tepkime hızı birim zamanda madde miktarındaki değişimdir. Birim zamanda madde miktarındaki değişim. Ben bunu R harfiyle de sembolize edebilirim. Tepkime hızı R ile de gösterilir. TH de yazabiliriz. Ve delta C bölü delta D, madde miktarındaki değişim bölü zamandaki değişim. Son zaman eksi ilk zaman delta işaretlerini biliyorsunuz. Madde miktarı birim olarak soruya göre değişir. Bu kimi zaman mol olabilir, kütle olabilir, hacim olabilir, molarite olabilir. Yine aynı şekilde zaman da soruya göre değişir. Saniye de verebilir, dakikada, saatte, günde, yılda, ayda. Soruyu okumak önemli. Soruda başlangıçta saniye verecektir ama saat olarak soracaktır ya da saat verecektir, saniye olarak soracaktır soru köküne. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Evet, bir grafik üstünde gösterecek olursam ben hız zamanla nasıl değişir? Evet, şu bir tepkime, gördüğünüz üzere morla çizili olan. Başlangıçta, yeşile de baktığınızda, mora da baktığınızda başlangıçta en hızlı halini görüyorsunuz değil mi? Başlangıç hızı her zaman en hızlıdır. Yani bir tepkime başladığında en hızlıdır. Tepkime başlangıçta en hızlıdır. Zamanla girenler ürünlere dönüştükçe hız azalacaktır. Hız azalıp sıfırlanırsa eğer biz bu tepkimelere tek yönlü tepkimeler deriz. Ama hız bir zaman sonra bir yerde sabitleniyorsa, sabit kalıyorsa bu tepkimelere de denge tepkimesi deriz. Bir sonraki konumuz denge. Dengeyi değiştirince göreceksiniz ve çift okla gösteririz. Tek yönlü tepkimeleri ise tek okla gösteririz. Şimdi iki tür hızımız var. Anlık hız, ortalama hız. Anlık hız tepkimenin herhangi bir anındaki hızdır. Ve hızın yönü işaret ile belirtilmelidir. Örneğin girenler harcanıyordur. Harcanıyorsa bu bir azalmadır. Harcanıyordur, azalmadır. Dolayısıyla önüne eksi işareti koyacağım. Ürünler ise oluşuyordur zamanla. Bunun önüne de artı işaret koyacağım. Yani anlık hızda eksi artılar olabilir. Bunun aksi ortalama hızda hiçbir zaman eksi artı olmaz. Yani ortalama hız daima pozitif olacaktır. Şimdi anlık hıza geri dönelim. Anlık hız nasıl bulunur? Anlık hız verilen belirtilen zamandaki zamanın derişim zaman grafiğinde kestiği noktaya çizilen teğetin eğimiyle bulunur arkadaşlar. Bir daha tekrar ediyorum. Sorulan zaman dilimindeki, zamandaki derişim zaman grafiğini o zamanın kestiği noktada teğet çizersiniz. Ve teğetin eğimini alırsınız. Eğimi biliyorsunuz tanjanttır. Şuraya alfa dersem tanjantı alfayı alacağım, yani karşı bölü komşu, sinüs bölü kosinüs. Şurası gençler sıfırdan verilen zaman dilimi delta c'yi ifade edecektir, verecektir bana. Burası ise delta t'yi verecektir. O zaman ben bu hızı r eşittir delta c bölü delta t olarak gösterebilirim. Evet, dediğim gibi eğer harcanıyorsa ön negatiftir, oluşuyorsa pozitiftir. Ortalama hız ise belli bir zaman aralığındaki hızdır. Aralığında derişimin zamana oranını bularak hesapladığımız hızdır. Ve hızın işareti daima pozitiftir. Şimdi ortalama hızda da girenlerden bahsediyorsak, şu eksiği görmeyin. Şimdi girenler başlangıçta çok vardır, son durumda az vardır değil mi? Yani işte 3 molarla başlamışızdır, son durumda bitmiştir. O zaman buradaki derişimdeki değişim son eksi ilkten eksi 3 gelecektir. Biz başına bir eksi daha koyarız, eksi eksi artı yapar. Çünkü ortalama hız daima ne çıkacaktır arkadaşlar?
pozitif çıkacaktır. Ürünlerde ise önüne işaret koymama gerek yok çünkü ürünler sıfırdan oluşandır. Yani buradaki delta C derişimdeki değişim zaten pozitif olacaktır. Evet, bunu bir tepkime üstünde örneklerle açıklayalım. N2 ile H2'miz giren değil mi gençler? Giren olduklarına göre bunlar harcanacaktır, girenler. Yani harcananlar. Harcanacaklarsa miktarları giderek azalacaktır. Miktarları zamanla azalır deriz. O yüzden de bunun hızının önüne ne koyacağız? Eksi koyacağız. Azaldığını belli etmek için. Aynı delta H'taki gibi yön belirtir eksi ve artı işaretleri. Azaldığını, harcandığını veya oluştuğunu belirtir. Burası da ürünlerdir. Ürünlerde oluşacaktır. Değil mi? O zaman bunların miktarları zamanla ne yapar? Artar deriz. Yani bu pozitif bir etkidir. Önüne artı koyacağız. Şimdi N2'nin hızını bulacağız. Ama ne hızı? N2 giren olduğuna göre N2'nin harcanma hızını bulacağız. N2'nin harcanma hızı diyelim. Hız eşittir. Şimdi N2 bir giren olduğuna göre harcanacağı için önüne eksi koyarım. Ve N2'nin derişimindeki değişimi zamana bölersem ben N2'nin harcanma hızını bulmuş olurum. Aynı şekilde girenlerde neyimiz var? H2 var. H2'nin harcanma hızını bulalım ya da ifadesini yazalım. Evet, yine harcandığı için eksidir. H2'nin derişimindeki değişim bölü delta T'dir. Peki NH3 için hız hesaplayacak olursam, onun için harcanma diyemem, ne diyeceğim? Oluşma hızı diyeceğim ve işareti nedir arkadaşlar? Pozitiftir diyeceğim. Peki, bunların hepsi aynı tepkimede gerçekleştiğine göre, yani N2'de, H2'de harcanıp NH3'de oluştuğuna göre aynı tepkime içerisinde bunların birbiriyle bir bağı olması gerekiyor ve bu bağ bana tepkime hızını vermesi gerekiyor. O zaman bu bağı bulurken, bu bağın ifadesini, hız ifadesini yazarken, birbiriyle ilişkisini yazarken maddelerimin, moleküllerimin önündeki kat sayıları 1 bölü şeklinde alırım. Ve o zaman hız eşittir diyeceğim. N2'nin önündeki katsayı 1, N2'nin hız ifadesi bu. Eksi delta N2 bölü delta T. Bu eşittir. H2'ye bakalım. 1 bölü 3 eksi delta H2 bölü delta T. NH3 ise katsayısı 2'dir. 2 çarpı, pardon, 1 bölü, 1 bölü alacağım. 1 bölü 2 çarpı delta NH3 bölü delta T'dir. Şimdi neden ters aldım? Çünkü bu N2'den 1 mol tepkimeye girdiği zaman H2'den 3 mol tepkimeye girecektir. Değil mi? Kas sayılar bize tepkimeye giren madde miktarlarını. Yani N2 1 harcanırken H2 3 harcanacaktır. Ama bunların hepsi aynı tepkime hızını vermek zorunda bana. O zaman N2 H2'ye göre daha doğrusu H2 3 harcanacağı için N2'ye göre daha hızlı harcanacaktır diyebiliriz. Ve bunları bir eşitlik halinde yazacak olursak burada tepkime hızını 2 ve 3 kat sayıları, hani 2 ve 3'ler 6'da eşitlenir. 6, hatırlarsanız hızı R harfiyle sembolliyorduk. Rn2, bunu 6 ile çarparsam 2, RH2, bunu 6 ile çarparsam 3R NH3 olacaktır. Şimdi, buralara neden eksi koymadım? Çünkü zaten Rn2 dediğim şey şu yazdığım ifadedir arkadaşlar. O yüzden tekrar gelip de önüne eksi koymam. Eksi zaten R formülünün içerisinde var. Hız formülünün içerisinde var. Aynı şekilde RH2 dediğim şu ifade zaten. O yüzden ne yapmayacağım? Tekrar eksi koymayacağım.
Pekala. Şimdi bunu bir örnekle pekiştirelim. Ortalama hızı, oluşma hızını bir örnekle pekiştirelim. Alüminyumla NH3'ün tepkimesini vermiş bize. Alüminyum nitrat oluşmuş ve H2 gazı çıkmış. Evet, amfoter metallerin oksijenli asitlerle tepkimesi sonucunda metalin yükünün, değil mi, artı 3'ün yarısı kadar H2 gazı çıkar monopротik asitlerle tepkimesi sonucunda. Evet, denklemine göre 5,4 gram alüminyum 300 mililitre NH3 çözeltisi ile 20 saniye artansız tepkimeye giriyor. Buna göre alüminyum harcanma hızı, NH3'ün harcanma hızı, H2'nin oluşma hızını soruyor. Ancak ben sizi daha önce uyarmıştım. Ne demiştim? Burada bize verilenlere, sorulan sorunun köküne dikkat edeceğiz. Evet, alüminyum harcanma hızını mol ve saniye cinsinden sormuş. NH3'ün harcanma hızını molarite ve dakika cinsinden sormuş. H2'nin ise normal koşullarda litre bölü saniye cinsinden sormuş. O zaman ilk yapmam gereken şey nedir çocuklar? Elimdeki madde miktarını bulmak. 5,4 gram alüminyum diyor. Alüminyumun MA'sı da 27. Hemen molünü buluyorum. 5,4 bölü 27'den 0,2 mol olacaktır. Evet, alüminyumun harcanma hızını bulalım hemen. Bu arada alüminyum 0,2 mol ise her 0,2 mol alüminyum için ne kadar NH3 tepkimeye girecektir? 0,6 mol. Ne kadar alüminyum nitratı oluşacaktır? Yine 0,2 mol. Ne kadar H2 gazı açığa çıkacaktır? 0,3 molde H2 gazı açığa çıkacaktır. Evet gençler, hemen alüminyumun harcanma hızını buluyorum. Evet, harcanma hızı alüminyumun molaritesindeki değişim, değil mi? Bölü zamandaki değişim. Mol bölü saniye olarak soruyor. Burada artansız dediğine göre alüminyum bitti. Yani son eksi ilkten son derişimimiz, son madde molümüz sıfır. Alüminyum da harcandığına göre R'sinin önüne R'yi yazarken bunun önüne ne koyacağım? Eksi koyacağım. Hemen kısaca yapacak olursak eksi, hadi uzunca yapalım. Son derişimi, son molü 0, başlangıç molü 0,2 bölü. Başlangıçta zaman 0'dır, sonra zaman 20 saniye, değil mi arkadaşlar? Yani 20 eksi 0'dır. Buradan eksi eksi ne gelecektir? Artı gelecektir cevabınız. Yani 0,01 mol bölü saniye çıkacaktır buradan cevap. Evet. B şıkkına geçiyorum. NH3'ün harcanma hızını soruyor bana. Hemen şu eksiler birbirini artıladığına göre artık hani bunu uzunca yapmama gerek yok. Harcanma da olsa. Burada ortalama hız sorduğu için bize daima ne çıkacaktır? Pozitif çıkacaktır. Anlık hız sorsaydı ona negatif diyecektik. Ama burada ortalama hız olduğu için pozitif çıkacaktır. Yani artık eksileri yapmayacağım. Evet, hemen bunu yerleştirelim. Yerleştirmeden önce molarite cinsinde sorduğuna göre benim molaritesini bulmam gerekiyor. Şurada bir kenarda molarite bulalım. Evet, molarite eşittir M bölü V'dir. Değil mi? Ne kadar NH3'ümüz girmiş? 0,6 mol. Ne kadar hacim? 0,3 litre. Değil mi? Hemen buradan neyi bulduk çocuklar? 0,2 molar olduğunu bulduk. O zaman hızı da bana mol bölü dakika cinsinden sorduğuna göre molar bölü dakika cinsinden sorduğuna göre molaritesini yazdım. 0,2 bölü. Şimdi dakika. 20 saniye. 1 dakika 60 saniyedir. O zaman 20 saniye 1 bölü 3 dakika edecektir. Demek ki buradan cevabım 0,6 molarite bölü dakika olarak çıkacaktır.
C şıkkını yapalım. H2 gazının oluşma hızını normal koşullarda istiyor bizden. Normal koşullarda. Şimdi ben H2'nin molünü buluyordum. Sıfır biliyordum. Bulmuştum 0,3. Hemen bunun normal koşullardaki hacmini bulalım. Evet. 1 molümüz normal koşullarda 22,4 litre hacim kaplayacaktır. O zaman 0,3 molümüz ne kadar hacim kaplayacaktır? Tabii ki de 6,72 litre hacim kaplayacaktır. Hız ifadesini yazarsam hacme 6,72 bölü yine bana ne soruyor arkadaşlar? Saniye. O zaman 20 yazacağım. 0,336 litre bölü saniye olarak bulacağım. Evet. Bir tane de teğet çizerek bulalım. Bu arada teğetleri tabii ki de soru hazır çizilmiş halde size verecektir. Sizden böyle bir beklentiniz yok soruyla ilişkili. Evet, derişim zaman grafiği görüyoruz, tepkime görüyoruz arkadaşlar. N2O4'ün 2NO2'ye dönüşme tepkimesi. Tepkime tamamlandığında N2O4 gazının ortalama harcanma hızını soruyor. Öncelikle başlangıçta N2O4 derişimin ne kadardır? 1,2 molardır. 1,2 molardır. Bu tepkime tamamlandığında ne kadar NO2 oluşacaktır arkadaşlar? 2,4 molarda NO2 oluşacaktır. Pekala. Evet, A'yı soruyor. Yine ortalama hız soruyor bize. Ortalama hız sorduğuna göre N2'nin harcanması ne kadar? 1,2. İsterseniz yine eksili yapalım. Harcanma olduğu için eksi. Delta olduğu için şöyle yazayım. Eksi delta N2O4 bölü delta t. Evet, son durumda sıfır derişim kalmış. Başlangıçta 1,2. Tepkime ne kadar zamanda tamamlanmış? Bakın, eğrim ne zaman bitmiş? 20 saniye sonucunda bitmiş. O zaman son saniye 20, başlangıç 0. Buradan hızımız 1,2 bölü 20, yani 6 çarpı 10 üzeri eksi 2 molerite bölü saniye çıkacaktır. B şıkkını okuyalım. N2O4 gazının 10. saniyedeki anlık hızı. Evet, anlık hız dediğine göre artık bizim bulmamız gereken şey teğetin eğimi. Ne demiştik? 10. saniyede denk gelen yere teğet çizilir. Teğetin kestiği noktalar derişim ve zaman olarak alınır. Hemen anlık hız hesaplıyorum. R anlık diyorum. Bu N2O4 giren olduğuna göre, harcanan olduğuna göre önüne ne koyacağım? Eksi işaretimi koyacağım. 1 ve 0, yani aradaki değişim 1 molar. Sıfırdan 15 saniyeye 15 saniye molar bölü saniye diyebiliriz. C şıkkına bakalım. NO2'nin oluşma hızı kaç molarite bölü saniyedir? NO2'nin oluşma hızı. Hemen NO2'nin ne kadar oluştuğunu görüyoruz. 2,4. O zaman bu oluştuğuna göre işaretimiz artıdır. 2,4 oluşmuş. 20 saniyede oluşmuş. O zaman hızımız 1,2 olacaktır. Şimdi son şıkkı dikkatlice okuyalım. İlk 15 saniyenin sonunda NO2'nin ortalama hızı. Arkadaşlar bakınız, tepkime de ilk 15 saniye sonunda, ilk 15 saniye sonunda derişim ne kadar kalmış? 0,1 kalmış. Yani 1,2'den 0,1 kalmış. Demek ki arada harcanan 1,1 molarlık derişim. Yani N2O4'ten 1,1 molarlık harcanmış. Ancak soru bize NO2 diyor. Evet, N2O4'ten 1,1 molar harcanırsa NO2'den ne oluşacaktır? 2,2 molar oluşacaktır. Buraya dikkat lütfen. Hemen buradaki hız ifadesini yazalım. 2,2 molar. Bu arada bakın, molariteyi mol bölü litre şeklinde yazmış. Yani aslında şu ifade molarite bölü dakika ifadesidir. Ve dakika soruyor. Bizim tepkimimiz zin gerçekleştiği süre 20 saniye ama bize ilk 15 saniyeyi soruyor. O zaman bu 1 dakikanın dörtte biridir, değil mi çocuklar? 1 bölü 4. O zaman hızım da 8,8 molar bölü dakika olarak çıkacaktır. Evet, tepkime
yazılarını nasıl takip ederim? Bir tepkimenin gerçekleşip gerçekleşmediğini nasıl anlayabilirim? Bunun için çeşitli yöntemler kullanabiliriz. pH değişimini takip edebiliriz, renk değişimini takip edebiliriz, elektriksel iletkenlik, eğer pistonlu bir kaptaysa, ideal pistonlu bir kaptaysa, hacim değişimini ya da kapalı bir kapta gerçekleşen gaz fazında tepkime ise eğer, yine basınç değişimini takip ederek tepkimenin gerçekleşip gerçekleşmediğini anlayabiliriz. Hemen burada örnekler verdim. Şimdi burada sorularda size soracaktır nasıl bulursunuz diye. Hemen altında renkli, renksiz, renkli veya işte tepkimede gerçekleşen renkli, oluşan renkler neyse onları verecektir. Evet, tepkime gerçekleşmeden önce ortam sarı yeşil renktedir. Tepkime gerçekleştikten sonra renksiz hal alacaktır. Çözünme çökelme türünde tepkimeler varsa eğer, iki maddenizi çözünme olacak şekilde karıştırdığınızda henüz ortamda çöken bir madde yoktur. Zamanla çökelek oluşacaktır. Buradan takip edebilirsiniz. Ya da iyonlarına ayrışan asitler, bazlar, tuzlar gibi maddeleri elektrik iletkenliğine bakarak takip edebilirsiniz. Örneğin HCl'yi iyonlaştırdığımız zaman artık ortamda iyonları olduğuna göre elektrik iletecektir, çözelti, elektrolit olacaktır. Yani elektrik iletkenliği artacaktır. Ama Ag ile Cl'den katı oluştuğu zaman artık ortamda iyonlar olmayacağı için elektrik iletkenliği azalacaktır. Zamanla azalacaktır, tepkime sonlandığında da bitecektir. Eğer hepsi çöktüyse, eşit mollerde girdilerse. Yine basınç hacim değişiminden takip edebilirim. Bakın gaz fazında gerçekleşen bir tepkimem var. Şimdi basınç hacim değişiminde neye bakacağım çocuklar? Girenlerin ve ürünlerin toplam kat sayılarına bakacağım. Buradaki toplam kat sayı ne? 4. Burada ürünlerde 2. 4'ten 2'ye. Kimi soruyor size? Örneğin burası pistonlu, ideal pistonlu bir kaptaysa hacim değişecektir. Hacim 4'ten 2'ye, yani azalır. Değil mi? Hacim azalır. Eğer sabit, şöyle yazalım, P sabitken, eğer hacim sabit hacimli bir kapta ise 4 mol'den 2 mol'e düşeceği için de basıncınız ne yapacaktır? Azalacaktır. Aynı şekilde buna bakalım. 2'den nereye gitmiş? 3'e, yani artış var. Eğer sabit piston, sabit basınçlı bir sistemde ise 2 mol'den 3 mol'e hacimde artma gösterir. Sabit hacimli bir kapta ise 2 mol'den 3 mol'e basınçta bir artış görürsünüz. Yine pH değişimine bakalım. Burada da bir işte asit, metalle asit tepkimesini ele almışız. Başlangıçta ortamda asit varmış. Sonra çıkanlara bakarsınız, asitlik ne olmuş? Kaybolmuş, azalmış. Asitlik azalmışsa pH ne olacaktır gençler? Artacaktır. Yine ısı değişimi, ortamın ısısı artmıştır. Buradan takip edebilirsiniz. Son olarak konuyla ilgili homojen ve heterojen faz tepkimelerini göstermek istiyorum. Bunları bir sonraki hızla ilgili diğer konularda da kullanacağız. Eğer girenler ve ürünler hepsi aynı fiziksel haldelerse, gaz, 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 katı, 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 sıvı, sıvı, sıvı gibi, biz bu tarz tepkimelere homojen tepkime deriz. Eğer bir tanesi bile değişikse, yani katı katı gaz gibi, o zaman da tepkimem ne oluyor? Heterojen faz tepkimesi oluyor. Şimdi arkadaşlar, öğrendiğimiz bilgilere yönelik size birkaç soru hazırladım. Bunları bir şöyle tekrar edelim. Kapalı bir kapta amonyak oluşması tepkimesi gerçekleşiyor. Verilen niceliklerden hangileri kaptaki moleküllerin çarpışma sayısını etkiler? Evet, çarpışma olmadan tepkime gerçekleşmiyor diyorduk. Çarpışacaklar bunlar. Hacim, sıcaklık ve değişim çarpışma sayısını etkiler mi? Hemen üstlerine düşünelim. Hacim. Hacim küçük olduğu zaman moleküller birbirine daha yakın olacaktır. Daha çok çarpışacaktır, değil mi? Ya da sıcaklık. Sıcaklık arttığı zaman kinetik enerjileri artacaktır. Hızları artacaktır. Yani gaz fazında gerçekleşiyor çünkü bu tepkime.
hızları artacaktır. O zaman yine çarpışma sayıları da artacaktır. Aynı şekilde derişim arttıkça da ortamda daha çok gaz maddesi molekülü var demektir. Yine hız artacak, çarpışma sayısı artacaktır ya da her üçünün değişimi çarpışma sayısını etkileyecektir diyebiliriz. Peki, aşağıdaki tepkimeler için hız ölçülmesinde kullanacak yöntemler öneriniz demişim. Evet, birinci tepkimim için hangi yöntemi öneririz? Bakıyorum, burada iyonlar varmış, sonra iyonlar yokmuş. O zaman ben buna iletkenlik ölçebilirim, değil mi? İletkenlik ölçümü önerebilirim, iletkenlik değişimini. Evet, hacim ve sıcaklık sabitken, hacim sabitken, gaz fazında da gerçekleşmiş buradaki değişkenimiz kim olacaktır çocuklar? Basınç olacaktır. O zaman burada basınç artışı, basınç değişimini ölçebilirim. Evet, hemen altlarında renk görüyorsunuz değil mi? Tamam, cevap çok kolay o zaman. Neyi ölçeceğim? Renk değişimini ölçeceğim. Evet. Yeni bir soru. Kimyasal tepkime ile ilgili ifadelerden hangileri doğrudur? Tepkimenin anlık hızı zamanla azalır. Ne çizmiştik? Biz bir grafik çizmiştik. Hız zaman grafiğiydi. Şöyle gidiyordu değil mi arkadaşlar? Başlangıçta tepkime en hızlıdır demiştik. Zamanla tepkime hızı azalır ve en son tepkime tamamlandığında, malum tepkime tamamlanınca artık ortada hız olmayacaktır. Tabii bu tek yönlü tepkimeler için geçerliydi. Dolayısıyla birinci ifadem doğru. Derişim zaman grafiğine T anında çizilen teğetin eğiminden ortalama hız mı bulunur yoksa anlık hız mı bulunur? Evet, anlık hız bulunur. İkinci ifadem yanlış. Tepkimenin başlangıç hızı, evet biraz önce de belirtmiştik, en yüksektir. O zaman burada da cevabımız 1 ve 3 olacaktır. Evet, bugünlük anlatmak istediğim konular bu kadar. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.